Söyleyecek misiniz? Adalet yerini buldu. Söyleyeceğimiz tek şey. Ne oldu? Sonucu öğrenebilir miyiz sizden? Bir çok kısa. Zincirleme suçtan arkadaşlar, öncelikle şunu da ben buradan belirtmek istiyorum. Bir süredir bu davayı geri çekmem üzerine üzerime bir takım tehditler gönderiliyor. Bir takım söylemler oluyor. Fakat ben bunu en başında da söyledim. Bu benim namus davamdır diye. Ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Buradan anne babama da çok selam yolluyorum. Onları da içine ferah tutsunlar. Türk adaletine her zaman güvendim. Sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeyler ve kimse böyle şeyler yapmaya kalkmasınlar. Önce ilahi adalet var, sonra da yüce Türk adaleti var. Allah'a çok şükür, hamdolsun ki suçlu cezasını bulmuştur, adalet yerini bulmuştur. Benim hakkımda da bu saatten sonra davamı geri çekmediğim için herhangi bir iftira atılı veya herhangi bir şey varsa onları da göğsüm açsın bekliyorum. Allah'a çok şükür benim alnım ak, başım bittir. Hepinize teşekkür ederim. Berk Bey, son bir şey söyleyeyim. Bizim şu anda canlı yayınımız var. Seren Hanım'a ulaşan bir Su Hanım diye birisi var. Bazı iddialar olmuş. Sizin eski komşunuz olduğunu iddia ediyor. Şu anda da yayında ondan bahsedildi. Bununla ilgili... Ben şunu söyleyeyim, tam dava gününde, karar gününde bu tarz iddiaların, bu tarz iftiraların atılması çok manidar buluyorum. Bunu herkesin, bütün izleyenlerin vicdanına bırakıyorum açıkçası. Seren Hanım'ın da vicdanına bırakıyorum açıkçası. Herkesin vicdanına bırakıyorum. Daha başka bir şey söylememe gerek yok. Buradan bir de bir tek daha şey daha söylemek istiyorum. Beni bu yolda desteklemesini bırakın, hiç gerek yok ama objektif olup da objektif bir şekilde bu olaya bakan bütün basın mensubu ve gazeteci arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Ama şeytanla beraber şeytanın avukatlığını yapmış herkese de en iyi cevabı yüce Türk Adaleti şu anda verdi. Zincirleme suçtan ötürü hapis cezası aldı. Ne kadar aldı? 2 senenin üzerinde aldı arkadaşlar.